أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز قدردانلار، bugün barchalarimiz uchun qadirdon bo'lgan bir xonadonda Akmalxon akamizni ko'zlari quvongan va bu quvonchni siz va bizlar bilan birga baham ko'rish maqsadida yozgan dasturxoni atrofida yig'ilib o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo xonadonga qadam ranjida qilgan barchalarimizni qadamlarimizga ajr mukofotlar bersin. Bu birodarimizni xonadonlariga kelgan yangi mehmonni oila uchun ko'z quvonchi qilsin, hayotlariga baxt surur sababchilaridan bo'lishini nasib qilsin. Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'matiga shukr qilish baxtini ham Alloh taolo nasib qilsin. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inson zotining ko'payishi, inson zotining yer yuzida bardavomligini qonuniyatini alohida oyatda zikr qiladi. Qur'oni Karimning Alloh kalomi ekanligiga shubha qilgan odamlarga
bazı hakikatlarını ortaya koyardı. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. İnsan bu kelamını özü tokup alalmaydı. Ve Kur'an'da şunday iddialar, davalar ortaya taşlanadı ki, yok, Kur'an adamın sözü, Muhammed degen adam özü tokuvalgen degen dava geplerini ne kadar puç ikenliğini ispatlaydı. Hak Subhanahu ve Teala merhamet kıladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus semawati vel ard. Yer osmonlarning mulki Allohga xosdir. Yer osmonlar Allohnikidir. Mana shu oyati karima ko'rinishidan yuqori ma'nosidan e'tibor qaratsangiz, ya'ni boshqa hech kim da'vo qila olmaydigan gapni o'rtaga qo'yadi. Yer va osmonlar Allohniki. Birorta hayotingizda ko'rganmisiz, manaman degan, o'zini zo'rman degan odam bu yer meniki, osmonlarni men yaratganman deganini deya olmaydi. Nimaga? Chunki uni yaratuvchisi Alloh subhanahu va taolo o'zi ekanligini Qur'onda ta'kidlayapti. O'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi degan falsafalar bor. Shu falsafalarni birortasi o'zini oqlagani yo'q, oqila olmaydi ham. Harakat qilib ko'rishdi. Yer o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan, osmon o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan, biz ham o'zidan o'zi paydo bo'lib qolganimizmiz. Shuni siyosat olarak katta bir davlat o'zining ideologiyasi sifatida o'rtaga qo'yib odamlarga shuni ishontirishlikni majburladi. O'zidan o'zi paydo bo'lib qolganmish yer va osmonlar. Oddiy shu to'yxonani, oddiy bir uyni o'zidan o'zi qurilib qolganligini sog'lom aql qabul qilmaydi. Osmonlar va yer o'zidan o'zi paydo bo'lib qoladi. Shunga ishondi odamlar, ishontirishdi shuni. Yok, Allah Ta'ala nima dedi? Lillahi mulkus semavati vel ard. Yerler ve osmonlar Allohniki. Bu ayette nima uchun yerler ve osmonlar Allohniki deyapti? Buni inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Dunyoni u yog'idan bu yog'iga qo'li yetadigan manaman degan pahlavon, qahramon dunyoning eng katta kuch egasi ham ayta olmaydi. Yer meniki. Men yaratganman, osmonlar meniki deya olmaydi. Shuning uchun bu oyat bilan boshlayapti Alloh taolo. Chunki bu oyatdan keyin keladigan ba'zi masalalar bor. U masalalarda menga oid degan gapdan ya'ni hayo qiling demoqchi. Menga tegishli bu ishlarni men qilyapman, men bunga ega bo'lyapman demang. Yer va osmon sizniki emaski. Nimaga siz bundan keyingi hodisalarni meniki deyapsiz demoqchi Alloh taolo. Lillahi mulkus semawati vel ard yahluqu ma yasha. Alloh taolo xohlaganini yaratadi. Yaratish, yo'qdan bor qilish Allohga oid. Masalan deylik, bir xonadonda farzand dunyoga kelishligi Alloh bersa bo'ladi demoqchi Alloh taolo. Men yarataman deydi. Men bermasam bola farzand ko'ra olmaysan deydi. Bu katta da'vo. Buni inson qila olmaydi. Inson aytsaki bir xonadonga qarab, men yoki o'zini oilasiga qarab, men shu harakat qilmasam farzand ko'ra olmaysan. Men harakat qilyapman, farzand ko'ryapmiz. Deya olmaydi. Desinchi? Dunyoda milliarderlar bor, bolasi yo'q. Qo'li xohlagan joyga yetadi, lekin farzand ko'ra olmaydi. Xohlasa anqoni urug'ini topib, uni tilidan sho'rva qilib icha olaydi. Lekin bola ko'ra olmaydi. Nimaga? Alloh aytayaptiki, yahluqu ma yasha deyapti. Men yarataman, xohlaganimni men yarataman deyapti. Allohdan boshqaga iltijo qiladigan joy yo'q. O'shaning uchun Alloh taolo katta ko'zimizda ko'rinib turgan koinotni misol keltirdi boshida. Lillahi mulkus semawati vel ard osmonlar va yerning mulki
Allohniki, ey ko'zingizni oching demoqchi. E'tiqodingizni to'g'rilab oling. Yaxluqu ma yasha. Alloh xohlaganini yaratadi. Oyatning davomida yahabu liman yasha'u inatan va yahabu liman yasha'u zukur au yuzawwijuhum zukranan va inata va yaj'alu man yasha'u aqima. Sadaqallohul azim. Alloh taolo mana shu ikki oyatni jumlalaridan keyin aytayapti. Yahabu liman yasha'u inatan. Arab tilida yahabu degani sovg'a qiladi degani. Ihson qiladi. Ya'ni qarzim yo'q, majburiyatim ham yo'q, sizga bir narsani qo'lingizga tutqazsam, shu mandan sizga desam sovg'a bo'ladi. Sovg'a. Alloh shu lug'at bilan aytayapti. Yahabu liman yasha'u inatan. Xohlaganlariga qiz farzand sovg'a qiladi Alloh taolo. Xohlaganiga qiz farzandni sovg'a qiladi. Va yahabu liman yasha'u zukur. Xohlaganiga o'g'il farzandlarni sovg'a qiladi. Aw yuzawwijuhum zukranan va inatha. Xohlaganlariga qiz va o'g'ilni aralashtirib beradi. Qizi ham bo'ladi, o'g'li ham bo'ladi. Alloh xohlaganda. Oyatning 4-chi xitobi o'ta keskin xitob. Va yaj'alu man yasha'u aqima. Xohlaganini tug'mas qilib qo'yadi. Qo'polroq qilib aytganda qisir qilib qo'yadi. Farzand ko'ra olmaydi. Aqim kalimasi Qur'oni Karimda 2-3 ta joyda kelgan. U aqur kalimasi bilan ham kelgan. Til lug'atda shunday iste'mol bor. Lug'atshunoslar buni e'tirof qilishadi. Al aslu fil lug'a al mug'ayara degan qoida bor. Lug'atda sinonim so'zlar bor. Sinonim bir-biriga ma'nodosh so'zlar. Ma'nodosh so'zlar birisi ikkinchisining o'rniga iste'mol qilinaveradi. Lekin tagini surishtirsangiz, tagida ikki xil ishlatilgani uchun ma'noda albatta nimasidadir farq bo'lish kerak. Qoida shu. Agar ikkalasi bir xil ma'noga ifoda qilganda edi, ikki xil iste'mol qilinmasa-da. Demak, bir o'rinda Alloh subhanahu va taolo aqur kalimasini ishlatdi tug'mas xotinga nisbatan. Zakariyo alayhi salatu vasallam keksayib qolgan edilar. 80dan oshgan, ayollari 70dan oshgan. Shunda bir farishta keldi Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan va aytdiki, siz bir g'ulom farzand ko'rasiz dedi. 80ga kirgan qariya keksa insonga 70dan oshgan xotini farzand ko'rishligini aytdi. Shunda Zakariyoning ayoli yuziga urdi o'zi xijolat bo'lib. Qanaqasiga menga farzand bo'ladi? Axir men keksayib qolgan va aqur tug'mas xotin bo'lsam, 70ga kirgan xotin tug'ishlikdan umidini uzgan bo'ladi. Qanaqasiga dedi. Lekin Alloh taolo unga Yahyo alayhi salatu vasallamni farzand qilib sovg'a qildi. Yahyo tug'ildi. O'sha tug'ishi mumkin bo'lgan tug'mas xotinga nisbatan Qur'on aqur kalimasini ishlatdi. Mana bu oyatda tug'mas deb aqim kalimasini ishlatdi. Aqim bilan aqurni nima farqi bor desa, aqur tug'mas u Alloh bersa tug'ishi ham mumkin. Lekin aqim tug'mas, Alloh taolo bunga hech qachon tug'ish imkoniyatini bermaydi degani. Bittasini davolasa tug'iladi, ikkinchisi davolasa ham tug'ilmaydi degani. Qur'onning ilohiy mo'jiza ekanligi lug'at tomonidan bo'lsin, falsafa tomonidan bo'lsin, ilmiy asosdan bo'lsin, oldiga hech bitta ilmiy haqiqat ro'baro kela olmaydi. Qur'on ilmiy haqiqatlarni inkor qilmaydi. Lekin Alloh xohlaganini tug'mas qilib qo'yadi deyaptimi? Uni banda xohlab tug'dira olmaydi. Mana shu ma'nosi bor. Yo'q deyinchi. Dunyoni qarang, dunyoga qarang.
Bala koraman deyip dünyada bağırıp budunu aldığında saklı yetken adamlar var. Tok almaydı, tukudur almaydı. Bala yok. Yok, Allah Teala vermegenden ki yok. Ne mege? Ve yec'alu men yeşâ'u akîmâ diyaptı Allah Teala. Hakla kendini tukmaz kılıp koyar. Farzand, farzand biraderler insanga verilgen nimet. Kız kuvançı, koraçığımız. Kurrata a'yun, Peygamber aleyhissalatu vesselam farzandını köz karaçığı degenler. İnsan hayatının maksatlarından biri bu. Köpçülük nikah meselesi de soruydu. Nikahını Allah için kılınadı, nafs için kılınmaydı deydi. Kim aytti şu gap? Uz yüzden uz yüz sokup gapırmayın şeriatı namıda. Nikah aynen nafs için buradı. Üylenişten közlengen maksat farzand kuruş. Ben şimdi nikahla alıp, başını silip, ihtiyaçlarını kandırıp, avukatını abiyip dursam oldu, Huda uçun kılıyı etme. Ya onu üylenmesine mi karayı var? Üylendin mi? Farzand kur. Üylengen insan farzand kuruş için üylenir. Asıl maksat şu. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahih hadislerde eytediler. Tezavvucul veludel vedud. فَإِنِّي مُكَثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمِ Tuga degen muhabbetli ayollarga üyleninler. Farzand, körüş üçün üyleninler. Farzandını köpeytiriş gerek. İmkaniye ve imkaniyeti bar adam farzandı buluşlikke hareket kılış gerek. Şunu imkaniyetini kılış gerek. Ne bege? Peygamber aleyhisselam kıyamet günü de ümmetinin köplü giden fakirlenemen degenler. Başka ümmetlerge. Kıyamette en köp ümmet biziz. Müslümanlar. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'a erigeşken Müslümanlar en köpü biziz. Bizden aldığın en köp erigeşücüsü var Peygamber Musa aleyhisselam. Bazı peygamberlerin 5'te 10'te erigeşücüsü buladı. Bazısını 1'te 2 tane erigeşücüsü buladı. Bazı peygamberler kıyamette yolg'iz keladi. Biror dona odam ergashgan bo'lmaydi. Biz bu bir İslam ümmeti, Müslümanlar bütün dünyada nikahdan ko'zlangan maqsad farzand ko'paytirish va farzand ko'paytirishdan ko'zlangan maqsad uni yaxshi Müslüman axloqida tarbiya qilish. Tarbiyani İslam shunda tashlab qo'lmaydi. Farzand ko'rda tashlab ketavermaydi İslam. Targ'ib qiladi. Farzand ko'rgan insonga uning tarbiyasini yuklaydi. Va yahabu liman yasha'u inathan. Nimaga Qur'on birinchi qizlarni zikr qildi? Nimaga? Qur'onda birinchi zikr qilinishligi tasodif emas. Ya'ni ursa qator gapirib ketayotgani yo'q Qur'on. Alloh xohlaganlariga qiz farzand beradi deb birinchi qizlarni zikr qildi. Nimaga? Çünkü kız farzandının acırı oğulunu acırıdan üstün duradı. Çünkü insan nafsı yani özü hoşu oğul görüş. Hama adam hama erkek aytadı ki oğul farzand görsem deydi. Oğul görse ortaklarına maktan edeyim. Kız görse düşkünlükle düşer. İnsan tabiatı bu. Kız görüşlükten biraz üyeledi. Allah subhanahu wa ta'ala mana shu insonning tabiatidagi hodisani bilgani uchun birinchi qizlarni zikr qildi va aytdiki, qizlarda fazilat ko'p. Payg'ambar alayhi salatu vasallam qiz farzand ko'rgan ayollarni maqtaganlar. Inna abrakakunna abkarakunna bikra deganlar. Qiz farzand ko'rgan xotin barakali bo'ladi. Barakali, Allah baraka bergan bo'ladi unga. Qiz farzand ko'rganda xursand bo'lish ajri o'g'il farzand ko'rganda xursand bo'lishdan chandon baland bo'ladi. Qiz farzand tarbiya qilgan odamga payg'ambar alayhi salatu vasallam jannatni bashorat berganlar. O'g'il tarbiya qilganga jannat to'g'ridan to'g'ri yo'q. Qiz farzand ko'rdi bir odam payg'ambar alayhi salam aytdilarki, 3ta qizni adabını joyiga qo'ysa, keyin balog'atga yetganda joyiga uzatsa, shu odamga jannat vojib bo'ladi, jannatga kiradi. Bir sahoba 2ta qizni chi dedi. 2ta qizni ham dedilar. Yana bir sahoba
bittəçi deyib soramaqçı idim. Soraganımda ungeyen vaada kılardılar, soramadım dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam kız farzand körgen adamge kursan buluşlikini sünnet kıldılar. Sünnet. Kız farzand körgen adam köpra kursan bulsun. Nimege? Cennetini kördü. Uşa kız unge cennetke sebep boladı. Adabını, ahlakını çırali kılsın buldu. Ondan taşkarı buralarlar. Oğul terbiye kılgen adam bitti oğul terbiye kılıyetken boladı. Kız terbiye kılgen insan bütün başlığı milletini terbiye kılıyetken boladı. Kızdaki itibar oğuldan göre köprak buluş gerek. Ondan taşkarı. Oşa Peygamber aleyhissalatu vesselam'ge nazıl buluyetken Kur'an ayetleri vaxtıda adamlar kız farzand körse namustan yüzleri karayıp giterdi. Ve hatta kızdan namus kılıp kızını abarıp çölge kömerdi tırkileyi. Şu kızdan kutuluş için. Şuna kadar desek bazılar bay 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 Araplarda cahil bugünken de kız farzand diyen kömedi mi? Bolası niye? Deydi. Lekin hazır bolasını kömüyetken yok mu? Yok mu? Bola yok mu? Kaladı, abort kıldıradı, aldıradı. 6 aylık, 7 aylık bolanı. Ha, o adam öldürüşten ne farkı var ona? Ne farkı var? Yok mu gün için kıladı? Hazır kız oğulge karamaya yaptı. Şunu da aldırıp şey yaptı. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler insan tabiyetige, insanın fitretige hitap kıladı. İnsan faktörü özgermeydi. Namımız özgarışı mümkün, joy özgarışı mümkün, makan özgarışı mümkün, vaqt o'tishi mümkün. İnsan zatı özgarmaydı. Şunu uchun Kur'an özgarmaydı. Şunu uchun. Kur'an-ı Kerim'deki hitap, Peygamber aleyhissalatu vesselam davridagi insanlarga qanday hitap qilgan bo'lsa, hozir bizga ham shunday hitap qilyapti. Kız farzand ko'rsak xursand bo'laylik. Alloh taolo qizdan boshladi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem keltirgen İslam talimatı ayol cinsini, ayol şahsiyetini cüde katta ihtiramga alıp çıktı. Avval kız görse namus kıladigen adamlar, kız görse onu alıp kömüp ayak astıda har kıladigen cemiyetten ayolunu kütarıp alıp çıkıp, ona bo'lsa oyog'i ostida jannat maqomiga olib chiqdi. Peygamber aleyhissalatu vesselamning oldilariga bir odam keldi. Ya Allohning rasuli, siz bilan birga dushmanga qarshi jihad qilmoqchiman dedi. Lekin onam bunga rozi bo'lmasdan yig'lab qoldilar. Ruxsat bering, siz bilan birga jihadga ketay dedi. Shunda Peygamber aleyhissalom irji fa fiha fajahid dedilar. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيْهَا Kayt orkayı. Bor. Onangni xursand qil. Onangga qilgan xizmatingda jihad qil. Jihad nima degani? Bor imkoniyatini maqsadga erishish uchun sarflashga jihad deyiladi. Onani rozi qilish uchun jihad qil deyaptilar. Bor imkoniyating bilan onangni ko'nglini ol deyaptilar. Chunki jannat o'sha onangni oyog'i ostida dedilar. Ayolning obro'sini ko'tarishini qarang. Ona bo'lsa, oyog'i ostida jannat, Rasululloh aytayaptilar. Qiz farzand tug'ilsa, ko'miyat o'di ummat, xalq. Islom keldi, ona oyog'i ostida jannat dedilar. Yuqoridagi hadis, uchta qiz farzand ko'rgan odam o'shani yaxshi tarbiya qilsa, jannatga kiradi. Qiz farzandni yana jannat bilan yonma-yon zikr qilyaptilar. Bir bo'ydoq inson uylanmagan agar soliha bir qizga ro'baro kelsa, ya'ni uylanishligiga imkoniyat tug'ildida soliha bir qizni oldi nikohiga. Nima bo'ladi desa, payg'ambar alayhissalom aytdilarki, soliha qiz, ya'ni juft halol seni diningning yarmi dedilar. Bu yerdagi dindan murod insonni hayot, ya'ni yer yuzida yashashligidagi eng to'g'ri hayot imkoniyatiga din deyiladi. Allah haram qilgan narsadan saqlanish, Allah halal qilgan narsalardan iste'mol qilishlikka din deyiladi.
din. Oşa dinge yani doğru yaşaşlıkke erişiş yolu da yarım imkaniyet halal pakize cüftü halalımız eke. Üylengen adam bilen boydakını ortası da yer bilen asmanca fark var. Boydakını hayalı büzülüp duradı. Üylengen adamın hayalı büzülse ayalını aldı ki baradı. Boydak ayakka baradı. Allah onge tevfik vermese zinaga baradı. Allah tevfik verse üylenedi. Üylen almasa ne kadar da Resulullah ettiler ki roza tut dediler. Roza tut. Üylen avvala, üylen almasan roza tut. Demek ki çünkü o zinadan seni saklap duradı. Şahvetini sindirip duradı. Üylengen adamın dininin yarımı himayede kalganı gözü hareket kısın. Eğer apa bulsa, apaya hizmet kılış, cennet bilen başarat kılıngan. Singil bulsa, singilge hizmet kılış, cennet bilen başarat kılıngan. Amma bulsa, ammaya hizmet kılış, onaya hizmet kılış bilen tenginatılıgan. Onaga hizmet kılış ne miydi? Kadınının aslında cennet idi. İslam talimatı da ayalının ihtiramı, ayalıge kursatılıgan hürmet başka talimatta yok. Yok, bunu beymanalı ayta alamız. Fakat kemçilik bizde. Kızlarga itibar karatalmayetken bulsak, ayalımızga yakşı münasebette bulalmayetken bulsak, anamızın duasını alalmayetken bulsak, bu bizde kemçilik. İslam bizde tenkit kıladı. Onenge hizmet kıl, ayalini hürmet kıl, kızini terbiye kıl. Cennet nakdi ettiler. Hayır da var. Oğul bala gibi şu hakkı, şuna kekepler. Yok. Oğul bala hafli. Onu irkeleysiz, kursan bolasız, ne mediyse haberesiz, etteki başınızda bela bugende kutul almayı oturasız. Ha topalarlarını, 90% kızla kılıyetken yok. Ayol erkekler kılıyet, oğul balalar. Kolege bıçak köter varken birbirini soyu yürüttü köçede. Kızlar da buna kadar yapıyor. Lekin kızlarga bugün itibarını İslam köterdi. Bugünkü bizini taklif bugün biraderimiz Akmal Han. Hem Allah Subhanahu ve Teala cennet imkaniyetlerinden birini verdi. Hazır ayet biraderlerimizden itiraf kılıyordu. 15 yılda görüştü. Allah 15 yıl sinegen bir aile. 15 yıldan keyin mükafatını sabrige yaraşa mükafat beriyipti. Bu nimetke elbette şükür kılınadı. Kılış gerek. Bu şükürge, bu hursançılıkke sizi bizni çakırışıyordu. Ve Allah verigen nimetinin şükürünü ada kılışlıkta çırayı yoldan yürüyüşüyordu. Köp adam farzdan köredi de keyin keliler yuvaylıkta tutta elkeşi ap gelip ara biçer. Körgen farzandını şunaki yuvaydı. Aslı kir kıladı farzandı. Lekin bunga okşagen Allah'ın kelamıdan, Resulü'nün sünnetiden suhbet bulsa, yakın yar dost braderlerim bunu eşitse, kız farzandının nimetli şükürünü şunday başlasam deyiş, bu katta gel bu. Bu katta mükafatga layık, maktavga layık iş bu. Ve bana şu şükürde devam etilse inşallah bu Ayşe Han kızımızdan kızları kuvanç, getoladigan dünyoda rahmat ota onasiga ko'p yaxshiliklar keltiradigan qiz bo'lib tarbiya topadi. Qizni tarbiyasiga Alloh subhanahu va taolo hammamizni musharraf qilsin. Qiz farzandlarga ega bo'lishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Qiz tarbiya qilib butun boshli millatga yaxshi bir xizmatni taqdim qilishimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Bu xonadonni Haq subhanahu va taolo yangi kelgan mehmon bilan o'zi muborak qilsin. Hozir endi inshaalloh bizdan albatta duo umidi bor xonadon egalarini. Hozir Qur'oni Karimdan yana bir ikki oyat Obodxondan iltimos qilamiz, o'qib bersalar, keyin umumiy duoni qilamiz. A'udhu billahi minash Oh,
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parvardigora, ushbu xonadonning chaqirig'iga labbay deb kelgan barchalarimizdan, barcha yaqin do'st, yori birodarlardan o'tganlarimizni ushbu Qur'on tilovati, aytilgan masalalar, yozilgan dasturxonlardan hosil bo'lgan ajr mukofotlari bilan o'zing bahraman qilgin. Xossatan Tursunboy dodaga, Malikaxon buviga, Muhayyoxon oy ayiga Vahabcan dada, Maksudahan buve, Nirmatkhan dada, Habibahan buve, Rasulhan dada, Muhammed dada ve Kimyahan buvelerge ve kul kotarıp durgen barçalarımızdan dua umidi de yotken, ötken ecdatlarımızge, yakınlarımızge Allah Ta'ala bu hasıl bulgen acir mukafatlardan özü yitkassın, onlarının ruhlarını şad kılsın, onlarının Allah Subhanahu wa Ta'ala bizlerden razı buluşligini, bizlerine hem kademlerimizin hak yolda sabit buluşunu özü tahminlesin. Halal hayatta samimi insan bulup yaşaşlıgımızını, farzan zürriyetlerimizini adaplı, ahlaklı, imanlı kılıp tarbiye kılışlıgımızını özü tevfikini bilsin. Yaşlarımızın şicaat, gayret, keksalarımızın imanlarını salamet, ibadetlerini kabul kılsın. Hanedan egelerini, kızlarını kuvançı bulgen Ayşe hanını, busbutun tarbiya qilib, chiroyli ko'zlariga quvonch bo'ladigan kelajakda ajoyib bir inson bo'lib tarbiya topishligini Xudo taolo ularga tavfiq bergin. Bu xonadonning davomchilarini o'zi solih solihalardan bardavom qilsin. Barchalarimizni ortimizdan haqqimizga duo qilib, bizlarni haqqimizda yaxshi ishlar amallarini qilib, qilgan savob ishlaridan ruhlarimizga hayriyalar bahşide kıladigen zürriyetlerini Allah Ta'ala özü bardavam kılsın. Yazılingen dasturhan, akika marasumunu özü mübarek kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge münasip ümmet buluşumuzu nasip kılsın. Ve sallallahumma ve sellem ala khayru halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet.